Malumat verin albay. Feymen Leon'u beraberimdeki askerlerle birlikte sahildeki bir tekneye binmek üzereyken yakaladı kumandanım. Tek başına mıydı? Yardım eden herhangi biri var mıydı? Tek başınaydı kumandanım. Siz gelmeden sorguya başlamadık. Yücesine götürün. Emredersiniz. Kumandan. Selam vermeyin Leonida. Zira artık asker değilsiniz. Şimdi burada bu ana şahit olmaktansa ölmeyi yeğlerdim. Yunan orduları kumandanının oğlu vatanına ihanet etti. Yazdığın mektup da, görmezden geldiğin silahlar da bunun kanıtı. Diyeceğin var mı Leonida? Bana cevap ver! Yok, bir diyeceğim yok kumandan. Cezam neyse onurlu bir asker gibi çekmeye razıyım. Sen onurlu bir asker değilsin. Lakin başına gelecekleri bilmeye hakkın var elbette. Önce sorgulanacaksın. Askeri mahkemede yargılanacaksın. Verecekleri kararı ben de duyacağım. Bir utanç içinde her cümleye şahit olacağım. Doğduğum gün gelecek aklıma. Annenin sana sarıldığı anı hatırlayacağım. Abinin yarattığı acıya teselli olduğu günleri hatırlayacağım. Lakin sana dair en son hatırlayacağım şey ihanetin olacak. İhanetin bedelini ne yazık ki sadece sen çekmeyeceksin. Annen de çekecek. Kurşuna dizileceksin. Bedenine onurlu bir asker gibi saygı gösterilmeyecek. Mezar taşında adın değil, vatan haini olduğu yazacak ve bu sefer hiçbir şey bizi teselli edemeyecek. Hiçbir şey hainliğini unutturamayacak. Teğmen. Teğmen. Teğmen değilim artık general. Vatan hainiyim. Babamın, ülkemin, ordumun emellerine ben hepsine ihanet ettim. Bana da hain diyorlar oğlum. Senin bu vaziyette olmanın sebebi ne? Sizin
Nefret bu hale getirdi. Beni de sevda. Öyle sevda bu hale getirdi. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Ben cezam neyse razıyım. Sen Hacı Bektaş Veli'yi bilir misin? Adalet her işte hakkı bilmektir. Dostumuzla beraber yaralanır kanarız. Her nefeste aşk ile yaradanı anarız. Erenler meydanına vahdet ile gir de gör. Kırk budaklı şamdan da kırkımız bir yanarız. Divanı harbi toplayın. Teğmen yargılanacak. Kumandanım. Affınıza sığınarak bu kadar acele etmeseniz belki başka bir yolu bulunur. Nasıl bir yol olabilir Cevdet? Oğlumun ihanetini örtbas etmek mümkün mü? Üstelik kendisi suçunu itiraf etmişken, bir mektup bırakıp beyan etmişken. Kumandanım, benim bugüne nasıl geldiğimi en iyi siz bilirsiniz. Sırtımdan vurulmuştum ve beni siz kurtarmıştınız. Ne Osmanlı ordusuna ne de Osmanlı devletine hiçbir itimadım kalmamıştı. Leon'u düşününce Leon'un böyle bir vaziyeti olmadığı aşikar. Onun bu ihaneti büyük ihtimalle bir anlık bir gafletten ibaret. Bu hatasını telafi etmesi için ona bir fırsat tanıyabiliriz belki. Sizi dinliyorum general. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.